Eğitim Bakanlığımızın özellikle okula devam eden öğrencilerimiz için 8 ve 12. sınıflar için 2 günlük eğitime devam kararı aldıktan sonra velilerimizden ve servis esnafımız da dahil olmak üzere 2020 ve 21 yılı dönemi için fiyatlandırma tarifesinin nasıl olacağı konusunda bir soru geldiği zaman biz bunu Büyükşehir Belediye'mizde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne konuyu ilettik ve bir teklif yaptık. Bu konuyla ilgili yeni bir fiyat tarifesi talebimiz oldu. Ülke genelinde de zaten büyük şehirlerin bir çoğunluğunda bu sorun ortaya çıktı. Salgın döneminde biraz önce ifade ettiğim gibi çocuklarımız sadece 2 gün okula devam zorunluluğu var 8 ve 12. sınıflar için. Özellikle şehrimizde de 812 öğrenci servis aracından şu an aktif olarak çalışan yaklaşık %10 civarında bir servis aracımız faaliyette. Büyükşehir Belediye'mizde yapmış olduğumuz toplantı neticesinde yapılan görüşmeler neticesinde de 2 gün olarak okula devam eden öğrencilerimizin 2020-21 yıl için belirlenmiş olan fiyat tarifesinin %60 olaraktan 3 gün gidenler için %75, 4 gün okula devam edecek öğrencilerimiz için de %90 olaraktan bir fiyat değerlendirmesi yapıldı. Yani 245 lira olan fiyat tarifemiz 2 gün devam edenler için 147 lira gibi bir fiyata tekabül ediyor. Eğer ki bunun dışında farklı bir ödeme talep eden olur ise veyahut da önceki dönemler içerisinde yine alınmış olan bu kemede görüşmüş olduğumuz tüketici yani bizim velilerimizin hak ve menfaatlerini korumak adına daha fazla para ödemesi yaptım. Önceki dönemler içerisinde salgından önceki dönem içerisinde peşin para ödemesi yaptık ama tekrar iadesini alamadık diye iddia eden velilerimiz olur ise odamız ve benim kendi şahsi numaram her zaman açıktır. Bize ulaşmaları halinde eğer ki fazla ödeme yapıldığı tespit eden velilerimiz olur ise bunun mahsuplaşması esnaf sanatkarımız tarafından mutlak suretle yapılacaktır. Tabii ki burada asıl altını çizmemiz gereken en önemli olay burada şunun kesinlikle unutulmaması lazım. Biraz önce ifade ettiğim gibi Kayseri'de 812 öğrenci servis aracımızın yaklaşık şu an %10'u çalışmaktadır ve bu %10'u da tamamen kar amaçlı değildir. Çünkü normal şartlarda servis araçlarımız günlük yaklaşık 3 servis yaparak para kazanır pozisyona geliyor ve tam kapasite çalışır iken bugün şu an %10 dediğimiz zaman bir hat üzerinde çalışan servis aracımızın günlük emin olun bu %10'luk araçlarımız da tam kapasite çalışmadan belki öğrenci başı 7 ya da 8 servis aracı başı 7-8 öğrenci. Hatta bazı araçlarımızda emin olun 3 veya 4 tane öğrenciyle yaklaşık günlük 20-30 kilometre, 40 kilometre yapan servis araçlarımız var. Bu arabanın tamamı dolu olmuş olsa, tam kapasite 20 öğrenci götürmüş olsa dahi ticari olarak baktığınızda bu bunun yakıtını dahi karşılamaz. Ama tabii ki çocuklarımızın eğitimi hizmet noktasında hizmet sektörü olduğumuz için bizim asli görevimiz olduğundan dolayı hizmete arkadaşlarımız ticari amaç gütmeksizin devam etmektedir. Ve yine eğitim sezonu tamamlanana kadar aynı şekilde inşallah devam edecektir. Hedefimiz odur ki inşallah hayırlısıyla bir an evvel hayat normale döner, meslektaşlarımız da işini zevkle ve keyifle ticari kazanç elde ederek yapma noktasına dönüşürler.